Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz virgülün kullanım alanları. Virgülün iki tane kullanım alanından bahsedeceğiz bugün. Bir, eş görevli sözcüklerin kullanımında. İki, sıralı cümlelerin arasında. Bunlara örnekler vererek daha iyi anlayacağız. Şimdi birkaç örnek verelim. Eş görevli sözcükler nelerdir? Bir cümle yazalım. Hep kullandığınız bir cümle vardır. Bunu yazalım önce. Pazardan elma, portakal, domates aldım. Elmadan sonra virgül koyuyoruz. Portakaldan sonra virgül koyuyoruz. Elma, portakal, domates hepsi pazardan aldığımız ürünler. Yani eş görevli kelimeler. Bu eş görevli kelimelerin arasına virgül koyarak ayırıyoruz. Buralara aslında hani V kullanabiliriz. Ama bir sürü V kullanmak saçma olacağı için virgül koyuyoruz. Aslında virgül bir nevi V yerine geçiyor. Elma ve portakal ve domates aldım demeyeceğimize göre arasına virgül koyarak anlamlı bir cümle oluşturuyoruz. Bir örnek daha verelim. Duvarı mavi, yeşil ve sarı renklere boyadık. Duvarı mavi, yeşil ve sarı renklere boyadık. Burada nereye virgül koyuyoruz? Mavi ile yeşilin arasına virgül koyuyoruz. Oradan sonra V dediğimiz için V'nin yanına virgül koymuyoruz. Zaten orası bağlaç. Mavi, yeşil, sarı eş görevli kelimeler. Hepsi renk. Duvarı boyadığımız renkler. Mavi ile yeşilin arasına virgülü koyuyoruz. Bir örnek daha yazalım. Herkes depremden, selden, çığdan korkar. Depremden, selden, çığdan. Bu kelimeler ne? Eş görevli kelimeler. Bunların hepsi birer doğal afet. Yani eş görevli kelimeler cümle içinde. Bunların arasına virgül koyarak cümlemizi daha anlamlı şekle sokmuş oluyoruz. Evet, bir örnek daha verelim. İsimlerle ilgili bu. Fatma, Nuran, Ayla ve Ebru top oynuyorlardı. Cümlenin içinde bir sürü isim var. Bu isimleri birbirinden ayırıyoruz virgülle. Fatma, virgül, Nuran, virgül, Ayla ve. V'nin yanına virgül koymuyoruz. Ve Ebru top oynuyordu. İsimler buradaki cümlede eş görevli kelimeler. Bunların arasına virgül koyuyoruz. İkinci kullanım alanımız ise sıralı cümleler. Sıralı cümlelere örnekler verelim. Sabah kalktı, dişlerini fırçaladı, kahvaltısını yaptı. Aslında buralara nokta da koyup büyük harfle de başlayabiliriz. Cümle sıralı bir şekilde aynı olayın akışını anlattığı için arasına virgül koyarak eylemleri birbirinden ayırıyoruz. Birinci eylemimiz ne? Kalkmamız. Sabah kalktı, virgül. Dişlerini fırçaladı. Bu da başka bir eylem. Dişlerini fırçaladı, virgül. Daha sonra ne yapmış? Kahvaltısını yaptı. Aslında burada 3 tane cümlemiz var. Ama bunlar sıralı, ardı ardına gelen cümleler, ardı ardına yapılan işler. Bunların arasına virgül koyuyoruz. Bir örnek daha verelim. Boyalarla oynamış, yüzünü gözüne bulaştırmıştı. Boyalarla oynamış, devamı var, bitmedi. Virgül koyuyoruz. Burada bir eylem var. Yüzüne gözüne bulaştırmış. Bu başka bir eylem. Yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Bu iki cümleyi ayırmak için virgül koyuyoruz. Bir örnek daha verelim. Dışarıda kar yağıyor, hemen dışarı çıkalım. Dışarıda kar yağıyor, hemen dışarı çıkalım. İki tane yapılan eylem var. İki tane farklı cümle var ama birbiri ardına sıralanan bir cümle. Dışarıda kar yağıyor, virgül, hemen dışarı çıkalım, nokta. Konuyu daha iyi kavramak için şimdi etkinliklerimize geçelim. Videomuzun başında söylediğimiz gibi virgülün konulduğu iki yerden bahsediyoruz. Virgül 1. Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi çözeceğiz. İlk önce cümledeki eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konması ile ilgili örnekleri çözeceğiz. Aşağıdaki virgülün açıklamasını okuyalım. Açıklamaya uygun olarak virgülün kullanıldığı cümlelerin sonundaki bulutu boyayalım. Virgül. Cümledeki eş görevli kelime ya da kelime gruplarının arasına konurum. Evet, az önce videomuzda anlattık. Buna göre örneklerimizi çözelim. İsimler arka arkaya sıralandığında eş görevli kelimeler olur. Uğur,
Mehmet ve Serkan futbol kursuna yazıldı. Uğur, virgülü V yerine kullanıyoruz. Birkaç tane V koyamayacağımıza göre buraya virgül koyuyoruz. Uğur, Mehmet. Arka arkaya isimleri sıraladık. Eş görevli kelimeler. O yüzden bu bulutu boyuyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Çocuklar zil çalınca herkes sınıfa girsin. Burada virgül doğru yerde kullanılmış ama eş görevli kelimeler var mı? Arka arkaya dizilen eş görevli kelimeler yok. Bu değil. Eş görevli kelimeler arasına konulan virgül değil. Akşam olunca annesi, babası çok merak etti. Anne, baba ikisi de ebeveyn. Eş görevli kelimeler. O yüzden bu bulutu boyuyoruz. Sayın veliler, çıkışta çocuklarınızı alabilirsiniz. Burada eş görevli kelimeler arka arkaya dizilmemiş. Virgül doğru yerde kullanılmış ama bunu boyamıyoruz. İstanbul, Ankara yurdumuzun en kalabalık şehirleridir. İki tane şehir ismi var. Eş görevli kelimeler. Arasına virgül konulmuş. Doğru yapılmış. Boyuyoruz. Bahadır kıvırcık saçlı, uzun boylu bir çocuktur. Kıvırcık saç, uzun boy. İkisi de fiziksel özellik. Eş görevli kelimeler. O yüzden bunu da boyuyoruz. Turgut uzun süre bilet kuyruğunda bekledi. Burada eş görevli kelimeler yok. İsim var. İsimden sonra konulan virgül var. Bunu boyamıyoruz. Manavdan çilek, kiraz, üzüm alalım. Çilek, kiraz, üzüm. Bunlar hepsi meyveler, eş görevli kelimeler. Aralarına virgül konulmuş. O yüzden boyuyoruz. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Virgül doğru kullanılmışsa D, yanlış kullanılmışsa Y kutusunu boyayalım. Okul çıkışı bir anda yağmur, sis bastırdı. Yağmur ve sis eş görevli kelimeler. O yüzden arasına virgül konulmuş, doğru. Kahvaltıda zeytin, peynir yemeyi unutmayalım. Zeytin, peynir eş görevli kelimeler ama yemeği eş görevli kelime değil. Burada virgül olmamalıydı. Yanlış. Zeytinle peynir arasında virgül olmalıydı. İzmir ve Aydın yurdumuzun batısında yer alır. V konulduğunda virgül koymuyoruz. İzmir, Aydın yurdumuzun batısında yer alır denseydi buraya virgül konurdu. Ama V konulduğu için burada virgül olmamalı. Yanlış. Buzdolabının kapısı, buzluğu, ışığı bozuldu. Kapısı, buzluğu, ışığı, buzdolabının parçaları. Hepsi buzdolabının parçası. Yani eş görevli kelime. Kapı, buzluk, ışık. Aralarına virgül konulmuş. Doğru yapılmış. Akşam olmadan matematik, Türkçe ödevlerimi yaptım. Matematik ve Türkçe ders isimleridir. Eş görevli kelimelerdir. Ve arasına virgül konulmuş. Doğru. Ütü, mikser ve televizyon teknolojik üründür. Evet, ütü ve mikser eş görevli kelime ve arasına virgül konulmuş. Doğru. Timsahlar suda, karada yaşayabilen hayvanlardır. Su ve kara eş görevli kelimeler ve arasına virgül konulmuş. Doğru. Korku, heyecan gibi duygular doğal duygulardır. Evet, virgül buraya konulmuş, yanlış yere konulmuş. Korku ve heyecan eş görevli kelimeler, virgül buraya konulmalıydı. Yanlış. Tuncay silgisini, kalemini sıranın altında unuttu. Silgi ve kalem ikisi eş görevli kelimeler. Silgi ve kalem bizim araç gereçlerimiz. Arasına virgül konulmuş. Doğru. Eş görevli kelimelerle ilgili örneklerimiz bitti. Şimdi sıralı cümlelerle ilgili örneklerimizi yapalım. Aşağıda virgülün yaptığı açıklamayı okuyalım. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılan virgülün bulunduğu bulutu boyayalım. Virgül. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Evet, iki cümleyi birbirinden ayırmak için konur. Bakıyoruz. Sabah kalktım. Bir cümle. Elimi yüzümü yıkadım. Bir cümle. Sofraya oturdum. Bir cümle. Sıralı cümleler arasına virgül konulmuş.
boyuyoruz. Sinop, Samsun, Ordu yurdumuzun kuzeyinde yer alır. Burada sıralı cümleler yok. Eş görevli kelimeler var. Biz sıralı cümleler arıyoruz. Evden çıkmadan önce atkı, bere ve eldivenlerini taktı. Burada da eş görevli kelimeler var. Sıralı cümle yok. Servise bindi. Koltuğa oturdu. Kemerini taktı. Hepsi farklı cümleler. Sıralı cümleler. Aralarına virgül konulmuş. Doğru. Aman arkadaşlar, dikkatli olalım. Aman arkadaşlar bir cümle değil. Sıralı cümle yok. Bulutlar dağıldı. Güneş yüzünü gösterdi. Evet, sıralı cümle. Virgül konulmuş. Bulutlar dağıldı bir cümle. Güneş yüzünü gösterdi bir cümle. Virgülle ayrılmış. Elbiselerini özenle katladı. Bir cümle. Dolaba yerleştirdi. Bu da ayrı bir cümle. İkisi arka arkaya sıralanmış ve virgül konulmuş. Sıralı cümleler ayrılmış virgülle. Ülkemizde baş ağrısı, diş ağrısı oldukça yaygındır. Baş ağrısı ve diş ağrısı eş görevli kelimeler. Sıralı cümleler değil. Ankara yurdumuzun başkentidir. Sıralı cümle yok. Tabakları yıkayıp setin üstüne dizdi. Tabakları yıkadı ve setin üstüne dizdi. İki farklı eylem var. Tabakları yıkaması ve setin üstüne dizmesi. Sıralı cümle buyuruz. Yaşlı adam bahçesinde günde 2 saat çalışırdı. Yaşlı adam. Sıralı cümle yok. Çocuk yerinden kalktı. Engelli adama yer verdi. Yerinden kalktı. Bir cümle. Engelli adama yer verdi. Bir cümle. Sıralı cümle. Bahçıvan fidanları suladı. Güllerin dallarını budadı. Evet, bu da sıralı cümle. İki farklı yapılan eylem var. Fidanları sulamak ve dalları budamak. Televizyon izleyip odasına çıktı. Yine iki farklı eylem var. Televizyonu izlemiş ve odasına çıkmış. Virgül konulmuş. Sıralı cümle. Gazlı içecekler, renkli şekerler, sağlıklı ürünler değildir. Burada eş görevli kelimeler var. Kardan adamı bitirdiler. Evlerine dağıldılar. İki farklı eylem var. Kardan adamı bitirmişler ve evlerine gitmişler, dağılmışlar. Sıralı cümle. Saklambaç, körebe, köşe kapmaca en sevdiğim oyunlardır. Bunlar oyun isimleri, eş görevli kelimeler arasına konulan virgül bunlar. Sıralı cümleleri işaretledik. Etkinliklerimiz burada bitti. Konuyu daha iyi anlamak için videomuzu durdurarak etkinlikleri defterinize yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.